Hocam nasıl olmuş helva? Nasıl bilirdik? Bence onu sormak lazım önce. Ya hocam zaten bir 20 bölüm falan bilemedik kendisini. Çok üzücü bir kader. İlgi eksikliği, sevgi eksikliği. Ve son bölümde annesinin de hani ilk oğlum benim için farklı tarzı demesi ama bunu külleyen yalan olması falan. Adam yalanlar içinde öyle yaşayıp öldü abi ya. Dedesinin bir de şamarla uğurlaması torununu sonra timsah gözyaşları falan. Ya abi. Abi neden hep her ölüm, her erken ölüm ya? Neden hep iyiler önce gidiyor ya? Biraz öyle düşünmek lazım yani Neden? Fuat'ı nasıl bilirdiniz? Çok bilemezdik. Tanıyamadık Fuat'ı. Yani son 5 bölüm falan tanıyabildik. Fuat'ı nasıl bilirdik? Şöyle bilirdik. Ee, biz odamıza geçelim Asuman. Aman tadımız kaçmasın Asuman. Evet aman tadımız kaçmasın Asuman. Hayatında ilk defa cesur bir şey yaptı bu bölüm. Ve onda da adam... Kazaya kurban gitti. Fuat'a üzüldük tabii ki. Ama etkisi elemandı. Ölmeyi hak etmedi. Keşke Asuman'la direkt dizden çıkıp başka bir yerde mutlu bir hayat yaşayabilme imkanları olsaydı. Asuman'a ne olacak peki? Şimdi onun dul kalma olayı da olacak büyük ihtimalle. Tabii. Ferit sahip çıkacaktır ona. Yılda kalır mı peki? Tabii Seyran'la birlikte Asuman yani babası gibi Orhan nasıl ki e, ifakatle hani bir e, çift durumu var. Bence e, yengesiyle Ferit arasında da bir ilişki bekliyorum ben ilerleyen zamanlarda. Seni özleyeceğiz Fuat. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Umarım eee Alsuman'la güzel bir gelecekleri olur öteki tarafta diyelim. Çünkü bu dünyada olmadı. Bu helvada merhum Fuat'ın ruhuna gitsin diyelim. Ruhu şad olsun diyelim. Ruhu şad olsun Fuat'ın. Yıkıldık. Yıkıldık. Bittik. Mahvolduk. Üzdü. İsterseniz bölüme geçelim. Sen de helvanı kenara koy abi. Son kaşığımı alıyorum. Çay biraz lüks oldu ama şimdi kesersin oraları ya. Evet, geçebiliriz hocam, hazırsan. Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam nasılsın? Kötüyüz. Bir içimiz buruk. Sizler nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz ama cenazemiz var. Yalı Çapkın'ın kıymetli oyuncusu Doğukan Polat diziye veda etti. Kendisini çok da tanıyamadık. Normalde iyi bir oyuncu olmasına rağmen dizide çok pasif bir rol verilmişti. Aslında iyi bir oyuncu. Zaten direkt bu bölümü de onun ölümü üzerine kurgulamışlardı. Yani birazcık doldurma bölümdü bence diyebilirim. Gözlükleri niye taktınız bu bölüm? Yine mi bir filtre var yoksa merhum Fuat için mi? Bugün merhum Fuat için hem siyahları giydik üstümüze hem de gözlükleri taktık. Hani çok aşırı filtrelik bir bölüm değildi. 32'nin hatırına okey diyebiliriz bu bölüme de. Zengin cenazelerinde zaten gözlük takılır bildiğiniz üzere. Yalı çapkını 33. bölümü konuşacağız. Abiler bölümü beğendiniz mi? Ben bölümü beğenmedim. Doldurma bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Tamamen Fuat'ın ölümü üzerine kurgulanmış. Aynı zamanda karakterlerin anlık değişimleri de bana hiç geçmedi. Seyran'la Ferit ne olduysa boşandıktan sonra bir anda çok samimi olmaya başladılar. Yani onun sahicliği bana hiç geçmedi. Boşanmayı mı bekliyordunuz yani kardeşim? Çok böyle romantik komedi tadında yazları ergenlerin izlediği diziler olur yani ya, ergenleri tatmin eden. O tarzı diyaloglar yaşandı Seyran'la Ferit arasında. Hiç doğal organik değil. açık ikili arasındaki enerji ve uyum zaten bana hiç geçmiyor artık. O yüzden hiç beğenmedim. 32. bölüm ne kadar iyiyse 33. bölüm o kadar kötü diyebilirim. Abi peki sana bir şey soracağım kendi yorumlarımdan önce. Yani çocukluğundan beri abisiyle birlikte kamp yapmış olan Ferit'in 33 bölümdür bu kadar bekleyip bir çadırı düzgün kuramamış olmasına ne diyorsun? Yani o da Ferit'e yazar. Yani sıfır romantik komedi dozarsın diye orada işte Ferit'in yediği sözleri yuttuğunu tekrardan gördük. Ya yani işte öpüşme sahneleri olsun şeyler olsun yani Seyran evliyken asla kendinin eline bile dokundurmuyordu. Bir anda boşanınca her şeyi unutup Ferit'e ben her şeye hazırım ama çadır olmaz demesi falan. Yani çok yapay, yapmacık. Ne yazdığınızı unutmayın kardeşim. Yani 3 bölüm öncesiyle 3 bölüm sonrasında bu kadar dağlar kadar fark olamaz. Ya tabii mesela 32. bölümde aslında güzel bir virajda almışlardı. Yavaş yavaş ilerleyip bu tempoyu artırsaydın güzel gidebilirdi. Ama dediğin gibi 33'te bir toz pembe olaylar izledik. Hani uzun zamandır seyfer izlemiyorduk. Bu güzel bir şeydi. Doyduk buna ama hani gerçekçilik bakımından bakarsak kötüydü ama bölümün güzel olan kısmı da Fuat üzerinden ilerleyen hikayenin dram yükü çarpıcıydı ve oyuncular onu çok iyi verdi. Özellikle Ferit'in sonda onu duymak istememesi, ailenin oradaki yıkılışı falan. Oyuncular gerçekten döktürmüştü son kısımda. O zaman önce bölümün başından başlayalım. Abidin Suna Ferit Seyran kaçtıktan sonra insanlar yalıyı bastı. Bölümün aslında matematiği şu şekildeydi. Bütün aileler yalıda, iki çiftimiz de kampta matematik üstünden. Kamptaki çiftimiz romantik komediyi, yalıdaki aile olayları da tamamen dram ve gerilim dozunu arttıran böyle karmaşık türde bir bölüm gerçekleşti ve bu ikisini birbiriyle güzel harmanlayamamış gibi geldi bana. Doğru. Evet. İstiyorsanız ilk başta Seyfer konuşalım. Çünkü uzun zamandır Seyfer yoktu ortada. Şöyle bir şey söyledin sen abi. Bana sahici gelmedi diye. Bu sahiciliğin gelmemesinin nedeni bu iki çiftin bir türlü yüzleşme yaşayamaması mıdır? Kesinlikle. Birincisi yüzleşme yaşayamaması. ikincisi senaristin bu iki kişiyi, karakteri yazarken bunların insan olmasını unutması. İnsanlar <laughs> hafızaları daima taze bir şekilde yaşarlar. Yani yaşamış oldukları travmalar ve geçmişte yaşamış olduk bazı sıkıntılar, sorunlar daima o insanın hafızasında kalır. Şimdi Seyran sanki geçmişte Ferit'te hiçbir sorun yaşamamış gibi Ferit de bu bölümdeki o işte birbirlerine sarılmaları, öpüşmeleri böyle lise aşıkları gibi birbirlerine takılmaları falan. Kardeşim siz geçen bölüm bile bir araya geldiğinizde aranızda bir uzaklık hissediliyordu. Ferit her ne kadar Seyran'a yaklaşmak istese de Seyran'ın Ferit'e mesafesi vardı. Ferit'in Seyran'a mesafesi vardı. Park sahnesinden bahsediyorum Tarık'la olan. Bu bölüm bakıyoruz sanki Seyran bu anı beklemiş. Ferit bu anı beklemiş. Hemen arabada bir daha arka koltukta zaten bölümü başlangıcıda da gördük. Hemen Seyran ile Ferit öpüşür halde gibiydi yani. Ne alaka hemen hayırdır yani buraya nasıl geldik? Bunlar insan. İnsanlar her şeyi bu kadar unutamaz ya. Kedi değil köpek değil yani. Hani senaristlerin oyunculara insan dışı bir muamele yaptığını düşünüyorum. Bu senaryo bazında çok büyük bir zafiyettir. Tabii ki inandırıcılık geçmez. Kime geçer yani? 7 yaşındaki çocuğu tatmin etmek için yazıyorsan ayrı. Ama yetişkinlerin izlediği bir dizide bence bu büyük bir stratejik hatadır. Abi şöyle bir şey var işte gerilim dozunu full yalıya verdiler ya Bunların arasında da ne olacak ne bitecek muallaklığını iyi veremediler. Seyran şimdi daha panik bir karakter ya normalde. Hani Ferit'e sordu ne yapacağız planın var mı falan diye ama hani zaten oradaki kısımları iyi veremedikleri aşikardı. Yani şöyle hocam hani planı olmadığını biliyor ama her şeyden önce o ikilinin arasındaki yakınlaşmadan önce bir yol haritası çıkarmaları gerekiyordu ki Seyran da Suna da çok böyle hani panik ve tetikte olan insanlar. O yüzden hani bunları bir unutup aman bu gecede işte kamp ateşi yapalım yemek yapalım falan dönmesi gerçekçi değildi işte. Ya şöyle bir şey var. Ben mesela Ferit'in tavrını okey buldum. Okey zaten. O her okay. zaman öyle. Öyle. Fırlama bir Ama Seyran'daki mıç mıçlık dediğimiz bu ifade aslında çok göze batar şekilde hani bu kadar olaylardan sonra tekrar bunu kabullenmek benim kafamda biraz soru işareti yarattı ama bence bunun nedeni bu iki çiftin bir türlü yüzleşememesi. Kesinlikle. Yani birbirlerine böyle bir sert dozda birbirlerine ağır sözler söyleyerek ilk başta bir katarsis yaşasalar belki bizim şu an gördüklerimiz o seyferdeki o tatlı atışmalar belki o zaman yer gibi hissettiriyor. Ama olmadığı için hep bir şeyler eksikmiş gibi. Bakın sahneler kötü değil. Değil canım. Gayet eğlenceli. Evet. Gayet böyle doğal. Çok çocuksu ya. Ben hiç beğenmedim. Ya, ergenleri tatmin edecek ben sahneler olduğunu düşünüyorum. Ben sahnelerin çoğunun şey olduğunu düşünüyorum. Çok fazla doğaçlama da var sahnelerde. Evet. Hani bir afram da var o sahnelerde gibi hissettirdi. Her neyse. Ama yani oradaki sahnenin öncesi bir background olmadığı için e, biz bunları görünce diyoruz ki ne bu şimdi yani. Hep bir eksik varmış gibi hissettiriyor. E, Çok doğru bir yere parmak bastın aframmışmış dedin. Çok yapmacık oynuyor zaten birkaç bölümdür. Yani senaristin yapmak istediği şey eğer seyirci Afra Saraçoğlu'ndan nefret ettirmek ya bu kız hakikaten kötü oyuncuymuş dedirtmekse bence işinde bayağı başarılı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten şöyle bir şey var. Biz zaten hani bölümlerdir diyoruz kadın karakter yazımlarında büyük sıkıntı her zaman devam ediyor ama seyranda bu değişimi hani arka planını bir dediğiniz gibi yüzleşmeyle görmemiz gerekirdi. Bunlar boşandıklarında bile ne konuştular mahkeme sonunda ya da sonrasında ne konuştular hiç konuşmuyorlar. Buluşuyorlar, buluşuyorlar, oh. konuşmuyorlar. Ve onlar yaşandı, bitti, hiçbir şey olmamış gibi eskisinden daha da samimi bir halde ilişkilerine devam ediyorlar. Kardeşim sen sırf bir el kaldırdı diye neler yaşattın bu aile? İhsanlar falan dahil oldu. Şimdi bunlar hiç yaşanmamış gibi sanki peşinize Tarık düşmemiş, İhsan'ın ailesi düşmemiş. Baban anneni öldürecek mi, öldürmeyecek mi? Bunlar da aklındayken gidip Ferit'te yani tabi Reca ise oynaşıyorsun falan çok abese gerçekçilik sıfır. Ya Seyran'ın zaten öyle bir karakteri de yok. Başından evet. beri yazılan Seyran bu değil yani. Tabii canım her şeyden çekinen dediğin gibi panik olan bir karakter. Hani tam tersi Seyranla şunu görmeliydik bence. Ya Ferit ne yapacağız biz bir dur yani evet. sırnaşma bana anneme ne oldu şu <laughs> bu ya bu tarz kaygıları olması gerekirken bir anda her şeyi unutmuş bir Seyran izledik. Suna da vardı mesela o. Suna da vardı. Onda vardı. O doğru işlenmiş. O çok daha doğru işlenmiş gibi geldi. Ya, herhalde abi işlenmiş en iyi bence işlerinde. yani O hep böyle silahıyla falan tetikteydi. Hep böyle işte silah milasiyese geldiğinde panik yapmayı falan dedi. Tabii, diyorum ya işte seyran çok kötü yazılıyor. Ya. Aslında Ferit de mesela bence çok okeydi. Yani hani hiçbir planı yok. Ya, tam onluk o hareket. Ve hakkında. hani ne yapacağını bilmiyor. Sürekli hep bir onların yanına geldiğinde hep bir iyi bir ifadeyken tek kaldığında ne yapacağız biz? Nasıl düzelecek her şey? Hani bir şeyin altına girdik ama bakalım neler başımıza gelecek gibi bir kafada ilerliyoruz. Yani bence o dörtlü arasında üçünün hiçbir sıkıntısı yok bu yaptıkları hareketlerle ama Seyra'nın şu tavrı mesela kafamda soru işareti yaratıyor. Çadır sahnesi var mesela burada olmaz ama işte zamanı geldiğinde falan hani bunları konuşmamamız lazım şu anda ya. Hani nasıl yine buralara geldik biz? Biraz o benim yanıltı diyebilirim. Onun dışında başka bir konuya geçelim isterseniz. Her zaman dediğimiz gibi Yalı Çapkını dizisi Üçlü Sever, üç kişilikli aşklar çok sever diye bu bölümde de 3 üç farklı üçlü çiftin yeni çengeller attığını gördük. Sırayla sizlere bunları söyleyeceğim. Daha sonrasında sizlerden de yorum bekliyorum. Bunlardan ilki İfakat Orhan Gülgün arasındaydı. Burada şunu öğrendik. Gülgün uzun bir süredir zaten bunu biz tahmin ediyorduk ama artık senarist tarafından dile geldi bu. Gülgün bu ilişkiyi uzun zamandır biliyor ama kendi içinde kabullenemiyor. İfakat'in de deyimiyle kendi kendine yanlış gördüğünü ikna edecek kendine gibi bir sözle. Aslında biz de bu ilişkide bu üçlü ilişkideki yeni bir çengeli gördük. Neler düşünüyorsunuz bu üçlü ilişkide? Yani seyirciyi salak yerine koymuş bence. Aynen. Bütün her şeyi görüyor. Gülgün. Ama şeyi düşünüyor Fakat'in dediği gibi. Ya bunlar bence hani yengesi ya onu sakinleştirmeye çalışıyor gibi düşünüyor. Aynen. Seyirciler olarak böyle düşünüyoruz hakikaten. Yani evet. Bir de bu uzun süreden biliniyorsa Ferit bunu çok önceden öğrenirdi zaten. Ama biz onu gördük ki ilk defa 10 bölüm önce falan öğrenmişti bu olayı. İşte gerçekçi değil. Baktığında. Ve şöyle bir şey var. Sonunda bu hikayeye döndük. <laughs> Sonunda yenge hikayesine dönebildik. Yani bu kadar uzun süredir ortada gözükmüyor bu hikayesi. Hiçbir etkisi de kalmadı. Artık Gülgün'ü öğrenmiş. Bütün hatta Halis'in bile kulağına gitse. Halis zaten o seviyeye geldi ki... ...olur öyle şeyler deyip yetiştirecek diye düşünüyorum yani. <laughs> Halis da bu arada acayip tutarsızlık başladı galiba değil mi? O zaman Halis ha'nın tarafındaki üçlü ilişkiye gidiyorum. Halis Saffet meselesinde... ...burada tabii ki Hattuç'un da devreye girmesiyle... ...Halis ilk defa yanında Kazım da varken... ...ve ailenin bir sürü ferdi varken... ...Saffet'e karşı seni öldürmediysem... Hattuç'un hatırını öldürmemişim tarzında bir söz söyledi. Bu üçlü ilişkide bir çengel, yeni bir çengel atılmış oldu. Bununla alakalı neler düşünüyorsunuz? Burada da şunu söyleyebiliriz. Bu da geç kalınmış bir hamle ama Kazım orada onu duyduktan sonra gayet sakin kaldı ve ondan sonra gitti hatta Zerrin'le konuştu falan. Yani diyorum ya karakterler artık inandırıcılığını yitirdiğini oynadıklarını farkında bile değiller. Tabi şey ya yılda sanki bu iki aileyi ve hatta üç aileyi diyelim. Herkes birbirleriyle diyalog kursun o onu yakalasın gibi bir eksene oturtmak için yazmışlar gibiydi bu bölüm. Hani o yüzden de orada Kazım'ın belki de bakışı ya ben hangi ailelerle işbirliği yapıyorum sanki ikisi de manyakmış gibi bir bakışı vardı yani. Son üçlü ilişkimiz ise bu da artık yavaş yavaş hikayeye dahil oldu. Zerrin Kazım ve Esme arasındaki üçlü ilişki. Burada Esme Kazım'ı çok fena tehdit etti. Şah damarından girerim seni bir gece ansızın öldürürüm tabii. Ama konuştu. Esmeden beklenen bir hareketti. Yani Esme çok dominant bir karakter. Birinci bölümden sonuna kadar Kazım gibi sert bir adamı ya bu kadar çok pasifleştirebilen bir insan Esme. Yani dizinin akışı boyunca Esme'nin gücü aslında ifakattan bile daha fazla. Yani Esme'nin bu cümleyi söylemesi o kadar organik ve doğal ki normal geldi bana bayağı. Şimdi sen bunu söylediğin için belki yorumla şöyle şeyler yazacaklar. Yanlış düşünüyorsun falan. Bence bunu bir açıkla. Bunun bir alay olduğunu açıkla. Bu bir, açıkla bir ironidir arkadaşlar. Esme gibi bir karakter Allah aşkına Allah aşkına Kazım'a gidip de orada öyle bir şekilde meydan okuyabilir mi ya? Siz ne yazdığınızı nasıl bir karakter yarattığınızı unutuyor musunuz? Arkadaşım diğer bölümlerde kağıt gösterdi ya bence o kağıtları Artık yırtma değil, yuttu galiba sanırız. Yırtıp da mı yuttu? Çözemiyorum. Yani ne yazdığını, hangi karakteri yazdığını, konuşturduğunu hatırla. En kötü asistan falan alıyor. Yani bizim arkadaşlarımız var. Verelim size, yollayalım. Yani notunuzu tutsun ya. ya ben yazarım ya. ya. Aynen. Seyirciyi aptal yerine koymayın. Gözünüzü seveyim ya. Esme gibi bir karakter Kazım'a böyle meydan okuyabilir mi? Hadi okudu diyelim. Kazım da böyle sessiz sakin kalacak. Orada dinleyecek. Ya bırak git. Ya hani mesela o an öfkeyle gidip bunu yaptığını düşünelim ama Kazım'ın bir cevap vermesi gerekirdi yani. O şaşkınlıkta bir şey diyememesini çok anlamadım yani ben de. Çok geçmedi bana da. Ama şey güzel Kazım'la Zerrin'in sahneleri komik oluyor bence. ve ben onları izlemeyi seviyorum. Avatar'da bile bu kadar gerçek dışı şey yoktur ha. <laughs> Doğru bu arada. Fantastiğe bağladı dizi yani. Gerçekten. O zaman bölümün ana konusu olan Fuat'ın ölümüne giden yol ve Fuat'ın ölümünü konuşalım istiyorum. Şimdi öncelikle Fuat ölüme giderken önce dedesinden çok büyük bir fırça, sonrasında annesiyle güzel bir veda, sonrasında kardeşiyle güzel bir veda derken bir de babasıyla öncesinde bir ufak zerrini de devreye girmesiyle bir vedalaşma gibi bir şey ortaya çıktı ve daha sonrasında Fuat öldü. Şimdi Senaryoda şöyle bir şey vardır değil mi abiler? Bir karakter ölüyorsa biz ona o bölümde en başından sonuna kadar veda etmek için karakterleri kullanırız. Diğer oyunculara da veda etmesi açısından. Dizideki gerçek boyutta karakterlere de veda etmesi açısından sahneler yazılabilir. Ama bu kadar da göze parmak sokarcasına da yazılmaz be kardeşim. Bir de bir ikincisi bunu bir sen altın taşa söylemek istiyorum. Sesimizi duyar duymaz. Yahu ya bu insanlar emek veriyorlar. Bu işten para kazanıyorlar. Binlerce insan reytingler sayesinde aslında evlerine ekmek götürüyorlar. Belki bu bölüm insanlar daha fazla Yalı izleyecekti. Ama sen gidiyorsun bölüm başlamadan önce Doğukan Polat Yalı veda etti diye şey paylaşıyorsun. Ya bak bu ne gazetecilik etiğine sahne işitini bu yaptığı birinci de değil ha. 10-15 defa aynı haberleri giriyor. Dizide o bölüm biri ölecekse şahit hangi dizi olursa olsun aynısını Çukur zamanında da yaptı başka zamanlarda da yaptı. Gidiyor bölüm öncesi bunun haberini yapıyor. Ya senin böyle bir haber yapma lüksün yok. Onu izleyici olarak ben oturduğumda izleyeceğim ya. Ölecekse de ben göreceğim. Sen bana bu haberi sunamazsın. O zaman ben izlemeyeyim daha iyi. Milletin ekmeğiyle oynuyor. Ondan sonra Twitter'da böyle insan hakları falan filan diye geçinen bir gazeteci, ben kendisine yakıştıramıyorum. Bu gazetecilik değildir. Tekrar ediyorum. Bak o karakterin diziden çıkacağını bölüm bittikten sonra söyleyebilirsin. Ama ben izleyici olarak benim algımla oynuyorsun. Ben madem Fuat karakteri diziden çıkacak akşam eve gideyim yalı çapkını açayım izleyeyim ve diyeyim ki evet bu bölüm Fuat çıktı. Bak şunu direkt söyleyeyim. izleyicinin kafasında şu canlanıyor. Ha demek ki bu bölüm Fuat ölecekmiş onun veda sahneleri yazılacak. O zaman bu bugünlük izlemeyeyim yeter. E, bir kişi izlemez, iki kişi izlemez, üç kişi izlemez rating düşer. E bu da tabii ki bir vakit sonra dizinin kaderini de şekillendiren bir şey. Ya şimdi zaten Fuat bu bölümde dedesinden de tokat dedi. Annesiyle konuşmasında da bir helallik istedi. Gülgün Asuman ve Fuat'ın yaptığı plan bence kendi çaplarında bir plandı. Bunu hiç kimseye söylemediler. Haber uçacak falan diye. Sonrasında Orhan hatta sorguladı Gülgün'e sen bunu biliyor muydun falan para çekeceğini bilmem ne. O para çekme mevzusundaki çok klişeydi. Arabaları değiştirme falan ki zaten insanlar bunu yemediler. Takip ettiler. Yani aklımdaki sorulardan birisi bu çarpan tır acaba ayarlı bir şey mi yoksa tamamen rastgele mi yaşandı? Bunu bilmiyoruz. Suna'yla Abidin'in de hani içeri girmediklerini gördük. Dışarıdalardı. Bir bakıştılar Tarık'la. Ne olacak şimdi? Bunların geri dönemeyeceği belli artık bu saatten sonra. Biz kaçıyoruz falan yok. Büyük ihtimalle yalıya gidip böyle bir taziye sahnesi izleyeceğiz ki öyle bir görüntüde de sızdı. Dizide benim en sıkıldığım şeyler şu. Daha ilk fragman çıktığında Fuat ölüyormuş diye haberler çıktı. Hani bırakın gazetecileri yaptığı şeyleri haberleri. Ki gazeteci de o kadar spoiler çıktıktan sonra yayınlıyor. Yapacak bir şey yok meslek etiğine yakışmasa da. Şey çok acayip. Gazeteci olmayan insanların yani bildiğimiz normal setten haber alan insanların bunu bölümler önce söylemesi falan çok acayip. Bölüm bitti. Hakikaten ya. ya. Nasıl oluyor mesela? Çok acayip. İşte hafta içi de Ferit'in ağladığı o final kısmını paylaştılar. Ben orada izledim. Öldü diyorsun yani. yani. Bu çok sıkıntılı bir olay. Bunu önlem alman lazım. Gerekirse hastane önünü kapatacaksın falan yani baktığımda araçlar ya manipüle ediyor. Yalı Çapkın'ın fanları diziye bence artık manipüle etmeye başladılar. Aynı saniye ben bir fanın dışarıdan çektiği görüntü üstüne eriştim bir anda. Ve ben bunu izledim. Ve sonra da aynı sahneyi dizide seyredim. Şimdi bunlar üzücü şeyler aslında. Bu kadar çok izlenen bir dizi. Yani bugün 12 reytingi vurdu bu dizi. 12 reytinge gitti totalde bu hafta. Buralara kadar giden bir dizide bu kadar spoiler'ın çıkması gerçekten üzücü yani. Keşke biz mesela Fuat'ı bilmesek ve şunu tartışsaydık. Mesela dedik ya biz incelememizde de. Fuat ölmeyebilir, sakat kalabilir. Orada bir paralel çıkan. Keşke bunları konuşmaya devam etse. Keşke çıksaydı. Aynen. Ama şu şu anda biliyoruz ki Doğukan Polat diziden ayrıldı. Asuman'ı oynayan karakter diziye devam edecek falan. Bunların haberleri bizde var. Bir ikincisi madem bunları öldüren kişiye diyelim ki İhsan'la ailesi. Ya zaten bu adamların cenazesi çıktı çıkacak belli. Hastanede bile daha ne bekliyorsun? Son bölümde Kazım'ın kızını işte Seyran'la Sultan'ı Ferit kaçırmış. Ferit geliyor dedesinin yanında ağlıyor. Ferit'i sakinleştirmeye Kazım gidiyor falan. Ama ona ben çok şey yapamam ya. Hani tarz şeylerde çok vicdan devreye girer ya. Anormal bir durum var ortada. Bence hani Kazım'ın aldığı reaksiyon çok normal normal bir reaksiyon. Çünkü Bala normal geldi. Yani şöyle düşünün bu tarz olayların içinde bulunan insanlar özellikle farklı davranışlarla karşına gelebiliyor. Ya bir de Ferit'i biraz öz oğlu gibi görmeye başladı ya hani şey diyordu burada hani kadınlar var burada ağlama falan yapıyor onu sakinleştirmeye çalışıyordu falan. Tabi sakinleştiremedi Ferit'in o halini nasıl sakinleştireceksin. Ya orada herkesin yanına gitti falan ya dedesi de bakmadı suratına bile. Yani orada herhalde haline acıdı bir anda ve diyoruz ya daha önce de oğlu gibi görüyor kızları olduğu için falan. O birazcık daha çok erkek evrada değer veriyor ya kendi kafa yapısında. O yüzden de hani böyle bir içten bir sarıldı. Hem yani çok daha uzun olup daha farklı diyaloglar konulabilir miydi o kısımda? bir de şunu da söylemek lazım. Mert Ramazan Demir bayağı dalga geçilmiş Twitter ahalisi tarafından. Kameraya karşı oynadığı hani konuşma dediği sahne var. Bir oyuncunun kameraya karşı oynaması çok zordur. Kameraya bakarak oynuyor. O yüzden çok gereksiz ilinç yediğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok zordur. Bir de bilerek alınmış bir kamera açısı o. Twitter'da dün akşam saatlerinde özellikle Twitter'daki mizahi tweet ahalisinin yani sürekli birileriyle sataşan, birileriyle alay eden Twitter fenomenlerinin Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu üzerinden birkaç dalga geçtiği tweetler ve bayağı da etkileşim aldığını gördüm. Evet birazcık basit kaldı, yavan kaldı ama dediğim gibi orada o kamera açısı nedeniyle kameraya bakarak oynaması aslında büyük bir etkendi. Ama onun dışında zaten yani bir abisi ölen bir karakter nasıl ne yaşarsa onu oynamaya çalıştı çocuk. Ben zaten Mert Ramazan Demir'in oyunculuğuna kötü demiyorum. Hep övdüğümüz bir şey. Ama sadece böyle bir eleştiriler vardı ama o da oyuncu açısından bir zor bir durum. O zaman oradaki oyunculukla beraber Halis'e dönmek istiyorum. Yani gerçekten Çetin Tegündor. O bayağı iyiydi canım. Gözleriyle oynamak dedikleri galiba ve. Acı yani, var gözde ya. Yani Çok acı. Oradan Halis'e bağlamak istiyorum. Şimdi Halis'in üstüne çok büyük bir vicdan azabı var evet. ve hani torununu ölümden önce son gördüğünde gösterdiği tepki ortada. Onu tokatlaması ortada. Alay etti onunla. Bu onun için büyük bir vicdan azabı olacak. Bizim de uzun zamandır konuştuğumuz Halis'in ölüme yolculuğu, Halis'in ölüme gidişi bu olayla itibaren bir vicdan muhakemesiyle ortaya çıkar mı? Bence hocam bu ölümle birlikte Halis'in dinginleşeceğini ve ipleri artık yavaş yavaş bırakacağını düşünüyorum. Biz sezon finalinde Çetin Tekindor'un diziden ayrılacağını söylemiştik. Çünkü genellikle girdiği dizi bizlerde hani seninle teorimiz Or. bir sezon kaldıydı. Büyük ihtimal yine öyle olacağını düşünüyorum ama öyle olmasa bile veyahut öyle olacaksa bile kalan 3-4 bölümde çok daha dingin, sakin ve ipleri bırakmış bir hali izleyeceğiz gibi. Ya bu yaşadığı olay şuna da neden olabilir. Ferit'i daha özgür bırakabilir tercihlerinde. Zaten bir torunumu kaybettim. Diğerinin de istediği olsun diyebilir. Onu çok üstüne gittiğini belki fark edebilir yaşadığı şeyler. Daha ılıman bir Halis bekliyorum ben ilerleyen bölümlerde. Tabi ölümü içinde hep kafasında olacaktır. Kendi odasına daha çok çekilebilir. Ters tepmesini umarım yazmaz. Esip gürleyecek bir hali olduğunu düşünmüyorum çünkü bu bölüm de zorlandı onu gördük öyle. Ve aslında şunu da kendisi fark etti. Çok güçlü gibi bir eksende konumlandırıyor diyor ailede kendisini. Ama çok fazla da onun bir boyutu yokmuş. Aslında kendisi de içten içe pısırık bir insanmış. Biraz onu görmüş olduk bu bölüm yani. Her şeyi kontrol edemiyorsun. İnsanlara kader de geldiğinde artık yapacak bir şey yok. Ki Ferit mesela öyle bir şekilde dedesine isyan ediyor ki hani hayatı boyunca hiç böyle bir şey yaşamamış ve diyor ki hani dede kurtar abi. Abime. Sığınabileceği tek liman tek dedesi liman çünkü. Tek dedesi ve oradaki şey çok acayip. Hani Ferit'in dedesinin her şeyi toparlayabileceğini, evet. her şeyi çözebileceğini düşünmesi mesela evet. çok dramatikti. Doğru. Burada şuna da bağlamak istiyorum. Mesela son iki bölümdür değişen bir Orhan var. Şimdi yavaş yavaş başka bir eksene dönebilir mi? Oğlunun ölümüyle beraber. Büyük ihtimal hem Orhan'da hem maalesef eksen kaymaları olacak. Ferit'in daha da asabileşeceğini düşünüyorum ama Ferit de ters yapabilir. Ferit şimdi yalıya tekrar mecbur dönecek bu şeylerden sonra. Herkes yılda olacaktır büyük ihtimal. Cenaze sebebiyle bir taziye evine dönecek orası baktığımızda. Bizim gibi işte helvalar falan kavrulacak. Ondan sonraki süreci çok merak ediyorum. Gelecek bölüm daha durgun geçer. Sonlara doğru yine bir olay patlak verir. Herhalde olay da şu olacaktır diye düşünüyorum. Diğer aile alacak mı Sunayla ile Seyran'ı? Götürecek mi Kazım Ağa evine falan? Yoksa o yılda mı kalacak? Burada bir çatışma çıkacaktır. Cenaze evinde böyle şeyler konuşulmasın tarzı muhabbetler de çıkacaktır. Daha böyle yılda kapalı bir alanda geçecek bir bölüm bekliyoruz. Bir de mezarlık sahnesi falan da olabilir büyük ihtimal. Bir de Fuat ile Osman çocuk sahipleneceklerdi. Ne oldu? O konu? Onu da unuttuk. Yani burada şöyle bir sürü olay var. Mesela Fuat suna meselesi vardı. O kadar güzel örülmeye başlamıştı ki 1. bölümden 8'e kadar. Boşmuş. Olan... Tamamen doldurmaymış. Çocuk sahiplenme olayı hiçbir anlamı yok. Fuat'ın ailedeki konumu acaba isyan mı edecek? Kaldı. Şirketteki olayları Fuat ve babanın sadece bilmesi. Şimdi sadece Orhan'a yıkılacak her şey. Yani aslında Fuat bir anda denklemden çıkınca bir sürü hikayede yarım kaldı. Sıkılmış oldu. ya. Da Okan Bey sıkılmış demek ki. Haklı mı? Haklı. Zaten çok az sahnesi vardı. Gerek yoktu yani. Bir de son olarak size şunu sormak istiyorum. Yorumlarda da geçen bölüm için gelmişti. Pelin'le Zerrin niye konuşmuyorsunuz diye. Mesela Zerrin Fuat'la Orhan'a bir çıkış yaptı. Ve daha sonrasında ifakat onun ağzının payını verdi. Burada da ifakat Zerrin çatışması başlayacak gibi gözüküyor. O bizi nereye götürür? Yani Pelin ve Zerrin nasıl devreden çıkar? Her şeyi başlatan ifakat, her şeyi sonlandıran ifakat gibi bir senaryo yazarsa doğru matematikte değil. Ya bir de şöyle bir şey var. Şu an Orhan da bu bölüm konuştu ya. Memnun değil yani Zerrin'le Pelin'in bu evde olmasından. Yani kendisi de farkında bu oyunların. Ya o yüzden de hani belki de ifakat Orhan'la arasını düzeltmek için Zerrin'le Pelin'e bir satış koyabilir hocam yani. Ki zaten bence sezon finaline doğru onların ikisini diziden çıkacağını söyleyebiliriz artık. Çünkü misyonları zaten hiç kalmamıştı. O yüzden konuşmuyorduk. Zaten konuştuğumuzda da insanlar ne konuşuyorsunuz diyorduk. Konuşmayınca da niye konuşmuyorsunuz oluyor. Ben çok anlam veremiyorum. Yani artık Pelin Berlin'de, konuşulacak hiçbir şey kalmadı. Çünkü misyonlarını tamamladılar. Sezon finalinde net çıkarlar yani. Artık çıkmazlarsa demek ki başka şeyleri konuşabiliriz burada. Evlilik konulu film bile izlemem açıkçası ikisiyle de ben. O zaman buradan üzüntülerimizi de dile getirerek Fuat'a Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok üzüldük. Korhan ailesinin Allah sabırlar versin. Özellikle baba Orhan'a, anne Gülgün'e. Gülgün çok kötü zamanlar geçirecek anlaşılan. Dede Halis'e, kardeş Verit'e gerçekten Allah sabırlar versin diyoruz. Tabii ki eşi Asuman'a da en büyük sabırı. En büyük sabırı. Da. Umuyorum Asuman sakat falan kalmaz bu arada. Öyle bir tehlike de var. Umuyoruz. Umuyoruz. Huzur içinde yat Fuat. Mekan cennet olsun. Mekan cennet olsun. Dediğimiz gibi her ölüm erken ölümdür. Fuatlar ölmesin istiyorsanız bizi beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.